Merhabalar. Atlarla ilgili size güzel örnekler gösteriyorum. Bugün göstereceğim oyun yine Kasparov'dan. Kasparov yıldırım oyununda 1994 yılında Kramnik'e karşı harika bir performans gösteriyor. Kramnik D4 sürerek başlıyor. At F6, C4, G6, at C3, fil G7, E4, D6 ve Kasparov'un en sevdiği sistem D4'e karşı uzunca bir süre şahin savunmasını başarıyla ...yaratıcılıkla, fantastik oyunlarla oynamayı sürdürdü... ...ta ki Kramnik can sıkıcı o B4 hamlesini oynayana kadar. O konuya girmeyelim, oyuna bakalım. At F3, fi rok, file 2 ve siyahlar gecikmeli de olsa merkeze piyon getirdi. Ve şimdi siyahların beklentisi beyazların merkezi kapatması. Beyazlar da debe sürüyor. Beyazlar memnun, siyahlar memnun. Beyazlar diyor ki benim merkezde alan üstünlüğüm var ve vezir kanadından oyun sergileyebilirim. Kasparov da diyor ki tamam merkez değilsin ama şah kanadından şanslarım olacak. Bakalım nasıl devam ediyor. A5 hamlesi. Pek beklenmedik bir hamle. Aslında siyahların temel fikri hemen F5 sürmek. Yani burada Ataş 5 oynayıp F5 de bir fikir olabilir. Ama Kasparov daha önceki oyunlardan da bildiği şekilde burada önce A5 oynayıp vezir kanadında beyazların girişimini yavaşlatmaya çalışmanın iyi olduğunu biliyor. Çünkü fil G5, H6, fil H4, at A6'dan sonra beyazların planladığı gibi A3, B4 ve sonrasında C5 sürmesi hiç ama hiç kolay değil. Şimdi siyahlar, siyahların at A6 hamlesinden sonra beyazlar rok atıyor ve Kasparov fil d ile basitçe gelişiyor. At D2, ve at C5. C5'e at konforlu bir şekilde oturdu. Yani A5 hamlesinin amacı da anlaşılmış oldu. Beyazlar B4 ile atı kovalayamıyor. Peki ya kovalamak isterse? Örneğin beyazlar A3 oynarsa B4 fikriyle. Eğer at kovalanırsa planının başarısız olduğu ortaya çıkacak. Burada siyahların kurtarıcı hamlesi var. A4 sürmek. B2 piyonunu geri bırakıyor. Beyazlar B4 sürerse elbette siyahların özel kuralla geçerken alma hamlesi var. a B3, at B3'ten sonra şu konuma bakalım. A hattında zayıf bir piyon A3'te. Üstelik tam da kalenin önünde. Artık siyahlar planı değiştirip vezir kanından oyunda kurabilir. Yani vezirini çıkıp kaleleri A hattında çiftleyebilir mesela. A3'e bas kurabilir. Beyazlar vezir kanında savunmaya geçince bu sefer bir anda şah kanından saldırabilir. Yani sonuçta beyazların umudu vezir kanadıydı. O umut tamamen uçtu gitti. Üstelik zayıflık haline geldi. Sonuçta burada A3 hamlesi kötüdür. Ama yapılması gereken hamle B3. Fikir yavaş da olsa önce B3 sonra A3 sonra B4 ile atı kovalamak. İşte Kramnik'te önerilen bu hamleyi yapıyor. Ama işte bu noktada Kasparov öyle bir hamle yapıyor ki eğer masa başında oynasaydı rakibi sandalyeden düşürecek bir hamleydi. Ya açmaz nedir bilirsiniz satranç. Hatta iki tür açmaz vardır. Ee, arkada şahın olduğu açmaz tam açmaz. Açmazdaki taşı kıpırdatamazsınız. Bir de arkada değerli taşın olduğu açmaz. Yarım açmaz diyorum ben mesela. Başka anlamda başka şey de söylenebilir. f at açmaz da Arkada vezir var. Ama Kasparov şimdi at alır e4 çift ünlem yapıyor. Al vezirimi diyor. Beklenmedik bir hamle. Peki nasıl gerçekleşti bu? Daha önce yok muydu? Mesele şu. Kramlik de alıyor artık. Piyon aldı. Geri dönüş yok. Fil de 8'e at alır c3 var. Anladınız mı? Beyazlar b3 sürdüğünde artık c3'teki at boşta kaldı. Şu güzelliğe bakın. Kasparov veziri verdi. Ama bir sorun niye verdi? beyazların atını almak için. Artık siyahların iki tane atı var. Beyazların tek atına karşılık ve bu atlar Pegasus, Canavar, Küheylan, Şövalye artık ne derseniz deyin. At C3'e vezir ve Filistek'te dolayısıyla beyazlar zavallı pasif vezire bir hamlesini yapmak zorunda. Siyahlar da kale F çarpı D8 yaparak Fil'i alıyor. Böylece ne oldu? Vezire karşı at, fil ve piyon var. Yani 7 puan, 9 puana karşı 7 puan. Peki yeterli mi bu? E meselenin sadece puanlar olmadığını biliyorsunuz. Yani daha önce de Kasparov at mı kale mi denilince at dedi demiştik. Hani kalite feda ederek veya daha doğrusu taş feda ederek atını iyi bir yere gelmişti. İşte burada da Kasparov'un atları canavar çok etkili diğer aletler de destek verecek. Dolayısıyla veziri vermek gerçekleşebiliyor. Şimdi devam edelim oyuna. Kale C1. Atı istedim. Peki ne yapabilirdi başka? Mesela vezirin önünde açmak ve rahatlatmak için f 3 yapsa rahatlama değil daha çok can sıkıcı bir durum. E4 sürüyor Kasparov. At alır E4'e. At 3 alır E4. Fil alır E4'e kale E8. Ha bu sefer Kasparov açmaz yaptı. Çünkü F3 ile fili tutunca F5 açmazdaki taşa yüklen ve E4'teki fil gidiyor. İşte siyah taşlar çok etkili. O yüzden Kramnik bu yıldırım oyunda hamle bulmakta zorluk çekiyor. Tabii bu 5 dakikalık bir oyun. Zaman arttırma da olabilir bilmiyorum ama bu üst düzeydeki oyuncular yıldırımı adeta ağır parti kuvvetinde oynuyor. Kale C1 oynamış Kramnik. Atalı Raki kale A1. Böylece biraz kalesine e, hareketlik vermeye çalışıyor. At B4. At C2 çatal istiyor. Şimdi fil D1 oynayınca E4. Atlar rakip hedeflere yakın. Şu atların güzelliğine bakın. İki at da kuvvetli karede. Yani rakip piyonlarının kovamayacağı şekilde yerleşmiş. Üstelik beyaz piyonların önüne yerleşmiş. Ve dahası Rakip kampa yakın bu atların nasıl e, beyaz kampı bombardıman ettiğini görüyorsunuz. Çok etkililer. Ve üstelik E4 piyonu sayesinde atların tutunacak noktası da var. Yani canına minnet artık. Vezire 3 yapıyor. F5. F ve E piyonları fazla piyon da kullanıyor Kasparov. Bu arada iki piyon oldu artık. Yani vezire karşı fil at ve iki piyon. H4 kale F8. G3. Dikkat ederseniz beyaz taşlar arasında koordinasyon yok. Bakın kayalar arasındaki bağlantıyı bile kuramamış beyazlar ama siyah kaleler gümbür gümbür geliyor. Kale A8. Şimdi şah G2 oynuyor. Beyazlar ne yapsın? At BD3. Atlar dalıyor konuma. Rakip kampa yaklaştıkça etkisini arttırıyor. Etkisini arttırdıkça beyazlar savunmaya bağlanıyor. Zincirleme olaylar gelişiyor. Burada beyaz Kramlik kale G1 oynamış. Eğer F4 oynayıp kolumu kitlemeye çalışsaydı yani normalde materyal önde olan taraf konumu açmaya çalışabilir ama siyah aletler o kadar etkili ki beyazlar kapatmaya çalışmalı. F4'e yine geçerken alma hamlesini yapardı. Vezir F3 sonrasında yine konumu açmak için F4 yapardı. Beyazlar G4 ile kapatmaya kalkarsa konumu kale E3 sonrasında Vezir düşerdi. Hem de nerede düşüyor? Kendi yarı sahasında. Siyahlar öyle akın akın geliyor ki atlar kaleler. Beyazların yapabilecek bir şey yok. Geriye dönüyorum. Bu noktada kale G1 oynamış. F4 konumu açıyor kaleleri için Kasparov. G alır F4. Kale alır F4. Artık konum ha çöktü ha çökecek. Neden mi? F2 piyonu istekte. Kale daldı. H4 piyonu istekte. Kasparov... H5 yapıyor. G5 acele etmiyor. Düzeltiyorum. Kramnik H5 yaptı. Kasparov G5 ile konumu kapatıyor. Kale F1'e kale a 4 Şimdi fil H3 fikri de var. Taşlar adeta akıyor. Filler, atlar, kaleler. Yani iyi olmayan aleti yok Kasparov'un. Adeta ders veriyor. Taşların etkin kullanımı üzerine. Kale H1 gelince yok diyor. Ben o kaleyi değişmem diyor. Senin kalen kötü diyor. Kale F4. Kale F1 ile tutunca kale E F8. Şu tabloya bakın. İki kalenin gücüne. Bu filin önü açık. Bu filin önü açık. Atlar rakip kampa yakın. Daha ne olsun? Yani aktifliğin tablosunu çiz desem herhalde bu, bu konumu gösterirdim memnuniyetle. Şimdi F3 yapmış. F2 piyonu gitmesin diye. Kale H4. F alır. E4. Artık kendini bırakmış. Çünkü... At F4 şahtan sonra şah gebre öteki at da içeri dalıyor. Atlar böyle nasıl böyle adım adım yaklaştı görüyorsunuz. Daha önce bir at A6'daydı bir at F6'daydı. Sonra at B4'e geldi at C5'e geldi. Sonra bir at D3'e geldi. Sonra biri F4'e zıpladı. Biri F4'te biri D3'te. Adeta beyaz şahın peşinden böyle koşturuyorlar. E5 yapmış hamle yok ki. Yani Öyle tıkanmış durumda ki bir de beyazlara bakın. Kayler arasında bağlantı yok. Fil zavallı. At burada duruyor kendi yarı sahasında. Bir hedefi bile yok. E5 yapıyor. Neden yapıyor bilemiyorum. Ama at alır E5'ten sonra da bir şey yok. Kale C1. Kale H3. Vezir istedi. At F3 kapatıyor. Hale bakın burada eğer vezir E1'e gitse at E3'le çatal var vezir e 4de de fil f5 vardı. Burada at f3 kapatıyor. Ama açmazdan başı derde giriyor yine başka hamlesi de yoktu. Ne geldiyse başına Kramnik açmazdan geldi. Açmazı aldığı için bu kombinasyonu yedi kafasına vezir fedasını açmazda kaldığı için de bu şekilde kaybediyor. g4'e at alır e5 yapmış. Ben de vezirimi vereyim demiş. Ama çok geç. Kasparov'dan mı öğrendin? Kale alır e3 at alır d7. İki kişi aynı şeyi yapar ama aynısı olmaz. Ataş 3 şah çekiyor Kasparov. Şah g2, kale alır f1, şah f1, g3. Nereden, nereye piyon vezire çıkacak? Şah g2'ye at f4. Şah gelince Kramnik artık teslim bayrağını çekmiş. Neden mi? Örneğin şah f1 gitsin. O zaman g2 şah var. Şah f2 yapınca çok kazanç var da fil d4 geliyor. F3 oynasın mesela. kaleye bir şah. Vezire çıkacak. Çıkışı destekliyor. Beyaz şah alır E1 yaparsa da G1 vezir sonrasında vezirini geri alır ve birazdan da mat edecektir. İşte Kasparov bu oyunu adeta diyor ki ben atı öyle bir iyi kullanırım ki öyle iyi kullanırım ki yeri gelir vezirden bile değerli olur. Kasparov'dan yıldırım oyunu olsa da harika bir performans onun stilini yansıtan Şahin savunmasındaki dinamik karakteri yansıtan harika bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolar için lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.